Merhaba, adım Deniz. Ben demokrasi elçisiyim. Victoria Seçim Komitesi adına çalışıyorum. Victoria eyalet seçimleri Kasım ayında yapılacak. Oyunuzun geçerli sayılabilmesi için oy pusulanızı doğru şekilde doldurmalısınız. Sandık başınıza gittiğinizde size 2 adet oy pusulası verilir. Küçük olanı alt meclis içindir, büyük olanı üst meclis içindir. Alt meclisle başlayalım. Oy kullanırken sayıları kullanın. Tercih sıranıza göre tutucukları numaralandırın. Seçilmesini en çok istediğiniz adayın yanına 1 yazın. İkinci tercihinizin yanına 2 yazın. Üçüncü tercihinizin yanına 3 yazın. Bu şekilde devam edin. Tüm kutucukları numaralandırmalısınız. Üst meclis için 2 şekilde oy kullanabilirsiniz. Birinci seçenek çizginin üstünde. Kazanmasını en çok istediğiniz parti ya da grubun yanındaki kutucuğa 1 yazın. Bunu yaptığınızda seçtiğiniz parti ya da grup oyunuzun hangi adayın alacağına karar verir. Yapmanız gerekenler bu kadar. Veya ikinci seçenek. Parti ya da grubun sizin yerinize bu işlemi yapması yerine adayları kendiniz seçmek istiyorsanız oy vermek için çizginin altını kullanın. Seçim sıranıza göre en az 5 kutucuğu numaralandırmalısınız. Kazanmasını en çok istediğiniz adayın yanına 1 yazın. İkinci tercihinizin yanına 2 yazın. Üçüncü tercihinizin yanına 3 yazın. Dördüncü tercihinizin yanına 4 yazın. Beşinci tercihinizin yanına 5 yazın. Arzu ederseniz daha fazla kutucuğa veya tamamını numaralandırmaya devam edebilirsiniz. Her iki oy pusulanızı da doldurduktan sonra her birini kendi oy sandığına atmanız gerekir. Seçim günü yardıma ihtiyacınız olursa ailenizden bir kişiyi veya bir arkadaşınızı yardımcı olması için yanınızda getirebilirsiniz. Bir VEC görevlisinden de yardım isteyebilirsiniz. Nasıl oy kullanacağınız hakkında sorunuz varsa 9209-0110 numaralı telefondan tercüme hizmetlerini arayın. Ya da vec.vic.gov.au adresinden internet sitemizi ziyaret edip tercüman logosunu seçin.